Ertuğrul Özkök Bir Türk vergi mükellefi olarak söz hakkım var mı? Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı üst üste dört kere okudum. Amerika diyor ki, ben Türkiye'nin burada yapacağı operasyona ne destek veririm ne de karışırım. Eminim Ankara'da bunu diplomatik bir zafer olarak okuyan epey insan vardır. Haklılar ancak böyle düşünenlere Beyaz Saray açıklamasının ikinci bölümünü de benim gibi dört kere üst üste okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu açıklamanın altında Türkiye'yi bekleyen çok büyük bir tuzağın bulunduğu şüphesine kapıldım. İkinci bölümde Amerika Türkiye'ye diyor ki, ben bırakıyorum artık buradaki bütün IŞİD meselesinden Türkiye sorumludur. Amerika ayrıca Avrupa'ya da diyor ki buradaki vatandaşınız olan IŞİD'çileri alın ben artık Amerikan vergi mükellefinin parasını IŞİD'le mücadelede kullanmayacağım. Bu savaş başladığında demiştim ki sınırımız Peşaver'e dönüşecek dönüştü şimdi bu Peşaver'in sorumluluğu tek başına Türkiye'nin sırtına yükleniyor ben de bu operasyonda elbette devletimi destekliyorum ama bir Türk vergi mükellefi olarak da şunu temenni ediyorum Pakistan Peşaver'de boğuluyor umarım Türkiye kendi Peşaver'inden sağ salim çıkar uzman olmayan bir gözle gördüklerim Suriye savaşının başlarında Türkiye hakkında şöyle haksız bir algı olmuştu Türkiye cihatçı teröristlerin Suriye'ye girişine izin veriyor. Bilelim ki dünyada şöyle bir algı daha var. Suriye'de cihatçılara karşı en etkili mücadeleyi Kürtler veriyor. O nedenle aman diyorum. Bir, özellikle öz hocuları bu harekata bulaştırmamakta büyük yarar var. İki, bu harekatın boyutları ve dünya kamuoyuna anlatılmasında çok dikkatli ve rasyonel davranmakta yarar var. Yani işin sonunda en haklı olduğumuz konuda hem IŞİD yeniden hortluyor hem de Kürtler eziliyor gibi haksız bir suçlamayla karşı karşıya kalmayalım. Ertuğrul Özkök, Hürriyet